koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya iflasların yaşanmaması için yetkililerden acil eylem paketi talep etti. Siz oteli bir biçimde teminat garanti altına alıp, hava yolunu teminat garanti altına alıp, onların ödemelerini öteleyip, seyahat acentesine sen bu aldığının tamamını yolcuya öde derseniz, bu sürdürülebilir bir şey de değil. Koronavirüs bacası sanayi turizmi de vurdu. Şu anda bütün seyahat acentalarından belki paralarını insanlar geriye çekmeye kalksa herhalde 25-30 milyarın üstünde bir para nakit seyahat acentasından çıkması lazım. Nereden verecek seyahat acentaları? Tepetiye zor günler geçiriyor. Yaklaşık 150 bin rezervasyonumuz iptal oldu. Uçak ve otobüs seferleri neredeyse durdu. Oteller kapılarını kapattı. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya turizmciler için acil eylem paketi talep etti. Ulaştırma Bakanlığı hava yollarını bir anlamda koruma altına aldı. Ne dedi? Bu salgın bittikten sonra 2 ay sonra bilet ücretlerinizi geriye alabilirsiniz dedi. Seyahat acentacılarının tedarikçilerinden biri hava yolları. Biz hava yollarından parasını alamayan seyahat acentası, otelciden parasını geriye alamayan seyahat acentası tüketiciye nasıl ödeyecek parayı? Böyle giderse binlerce şirketin dayanamayacağı uyarısı yaptı. Para talep edenlere mümkün olduğu kadar ötelemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar firmalar kendi imkanları dahilinde başka kaynaklardan edindiği paralarla bunları ödemeye çalışıyor ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Seyahat acentaları 2020 yılını kaybettikleri gibi rezervasyon iptalleriyle geriye dönük 3-4 aylık kazançlarını dahi kaybetmiş durumdalar. Hava yolları ve otellerde olduğu gibi turizm acentelerine de teminat verilmesini istedi. Devletin bir takım devlet güvencesiyle bunlar kupona bağlanabilir, bunlar ileriye dönük seyahat kuponları haline getirilebilir. Parayla ilgili olmayan tedbirler var. Bunlar çok basit alınabilir. Herhangi bir maliyeti yok devletimize.